Öldürücü dozda ilaçla öldürüldü, parçalanıp gömüldü ve Suudiler haftalardır süren sessizliğini nihayet bozdu. 5 kişinin idamını talep ettik diyen Suudi başsavcı Cemal Kaşıkçı'nın nasıl öldürüldüğünü anlattı. Ama cesedin nerede olduğu hala bilinmiyor. Suudi başsavcı infaz emrini istihbarat başkan yardımcısı Ahmet Asiri'nin verdiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı El Cubeyri ise Veliaht Prens Selman'ın cinayetle hiçbir ilgisi olmadığını iddia etti. Olay siyasileştirildi. Bu da Suudi iç işlerine müdahale dedi. Açıklamalar Türkiye'yi tatmin etmedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bu bilgileri zaten biliyorduk. Cinayet önceden planlanmış dedi. Gerekli şahıslar ve cihazlar oraya getirilmiştir. Yani bu şahsın nasıl öldürüleceği ve parçalanacağı önceden planlanmıştır. Cinayetle ilgili 21 kişinin gözaltında olduğunu söyleyen Suudi başsavcı 5 şüpheli içinde idam talep edildiğini söyledi. Gazeteci Cemal Kaşıkçı 2 Ekim tarihinde Suudi Arabistan konsolosluğunda öldürülmüştü. Suudi yetkililer bu cinayeti bir süre inkar etti ancak daha sonra kabullenmek zorunda kaldı. Ancak cesedin akıbetiyle ilgili herhangi bilgi vermemişti. Bugün Suudi savcılığı çok önemli bir açıklama yaptı ve Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili şok paylaştı. Suudi savcılığı Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'a götürülmek için Türkiye'ye özel bir ekip gönderdiğini kabul etti. Ancak o ekibin Cemal Kaşıkçı'yı ikna edemediğini ve aralarında boğuşma yaşandığını, yine o ekibin Cemal Kaşıkçı'nın vücuduna öldürücü dozda ilaç verdiğini itiraf etti. Cemal Kaşıkçı'nın cesedine ilişkin tek bilgi konsoloslukta olmadığı. Suudi savcılık ayrıca Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldükten sonra cesedinin parçalandığını ve konsolosluk dışına çıkarıldıktan sonra bir yere gömüldüğünü söyledi. Ancak o yerle ilgili herhangi bir bilgi de paylaşmadı. Suudi savcılık Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin Türk işbirlikçiye verildiğini iddia etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Suudi makamlara işbirlikçiyi söyle çağrısında bulunmuştu. Savcılık o konuya tekrar değindi. Suudi yetkililer Cemal Kaşıkçı'nın cesedinin Türkiye'de bulunan bir yerli işbirlikçiye verildiğini ileri sürmüştü. Aynı iddiaları savcılıkta tekrarladı. Ancak o yerli işbirlikçinin kimliğini bilmediklerini, ancak robot resmini çizdiklerini ve Türk makamlarına vereceklerini söyledi. Suudi başsavcı Prens Selman'ın danışmanı El Kahtani hakkında soruşturma başlatıldığını da duyurdu.